Evet sevgili arkadaşlar, merhaba, hepinize iyi akşamlar. Bu videoyu belki biraz erken yüklüyorum. Normalde 1 Ekim gibi yüklerdim ama bu sefer Eylül gibi yüklemek istedim. Çünkü 2024 burç yorumlarını zaten kanalda yayınlamıştım ve bayağı bir izlenmişti. Hala izlemeyenler varsa Eylül, Ekim, Kasım, özellikle Aralık aylarında bizi neler bekliyor? Onları şu sağ üst köşeye alıyorum ve aynı zamanda da açıklama kısmına ekliyorum. 2025 yılında evlenmek için en uygun tarihleri, estetik yaptırmak için en uygun tarihleri açıkladığım videomu da yine açıklama kısmına ekliyorum. Oradan detaylıca izleyebilirsiniz. Onları da yayınladım. Hala 2024 yıl içerisinde evlenmeyi, nikah yapmayı düşünenler varsa açıklama kısmına o videomuzu da ekliyoruz diyelim. Peki, şimdi 2025 burç yorumları ve gezegenlerin etkilerine bakalım. Biraz uzun bir video olacak tahmin edersiniz ki. Şimdi Satürn ve Neptün Koç burcuna geçiyor arkadaşlar. Bu bizler için güzel bir şey mi? Evet, güzel bir şey. Neptün 2025-2038 yılları arasında Koç'ta olacak. Kendisi Balık'taydı. Ve 2011 yılından 2025 yılına kadar Balık'ta oldu. Yani hala da olmaya devam ediyor tabii ki. Neptün Balık'ta diye bir videom var. Açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz izleyebilirsiniz detaylı bir şekilde. Ve izlediğinizde ya gerçekten böyle olmuştu, şöyle olmuştu diyeceksinizdir kendinize. Tüm insanlığı, tüm dünyada kasvetli, melankolik günlere sebebiyet verdi aslında Neptün Balık. Ve balıktan koça geçtiğimiz anda böyle bir can suyu gibi gelecek. Bir enerji yükleneceğiz, bir kendimize geleceğiz, bir işte spor yapmaya, kendimize bakmaya, kendimize emek harcamaya başlayacağız. Dediğim gibi Neptün Koç burcu videosunu da yakın zamanda yayınlıyor olacağım. Neptün balık videosu var. Onu da açıklama kısmına ekliyor olacağım. Tek tehlikeli yanı Neptün'ün Koç'ta olmasının savaş çıkma ihtimali var. Aslında bunlar biraz Satürn'den etkili de olabilir ama savaş derken bu böyle hani cephe savaşı gibi değil, teknolojik savaşlar ya da işte insanların birbirleri üzerine, ırklar üzerine oluşabilecek savaşlar gibi. Ama 2025 yılından sonra, özellikle 2025 Haziran'dan sonra ne olacak derseniz herkes oh diye bir nefes alacak, spora, sağlıklı beslenmeye başlayacak. Estetik konusunda o patlama yaşayacağız. Yani gerçekten Neptün'ün Koç'a geçmesiyle beraber özellikle böyle 13-14 yaşındaki çocukların estetik yaptırdığını, çok ileri yaştaki insanların genç kalmak için farklı tedavi yöntemleri denediğini görüyor olacağız. Kuraklık ve ekonomik konular yine gündemimizde. Kentten köye göç artabilir arkadaşlar. Evet, yani köylerde araziler ve arsalar çok değerli hale gelebilir. Ve vergilendirme sisteminde kopmalar meydana gelebilir. Yani artık halk belli bir noktada bazı vergileri ödemek konusunda anlaşmazlık yaşayabilir. Yani şöyle söyleyeyim size, aşırı aşırı vergiler olduğu için, ekonominin devamlılığı için burada emeklilik sisteminde büyük kopmalar yaşanabilir. Yani emekli sayısının artmasıyla beraber burada emekli maaşlarında öyle artış değil de sabit, stabil olma durumu oluşabilir arkadaşlar. Tabii ki bunların hepsinin nüfus ve ekonomiyle yakından ilgisi var. Ben 2024 yılı videomda aslında çok detaylı anlatmıştım. Ne zaman işte hangi hastalıklar çıkabilir, ne olabilir, nasıl bir 2024 bizi bekliyor diye ki altına çok fazla yorum aldım. Sonrasında bana bireysel mesaja dönenler oldu. Ya evet 2024 şu şekilde geçti, bu şekilde geçti diye. O videomu da izlerseniz daha iyi olabilir sizler için. Peki gerileme tarihlerine bakalım. Biliyorsunuz gerileme tarihleri çok önemli bizler adına. Bir Merkür gerilemesi her zamanki gibi var. 15 Mart 7 Nisan arası Balık Koç aksında, 18 Temmuz 11 Ağustos arası Aslan tarafında, 9 Kasım 19 Kasım pardon 29 Kasım tarafında ise Akrep Yay tarafında bir gerileme mevcut. Bu sene Başaklar ve İkizler yırtıyor. Yıllardır gerilemeler onlarda oluyordu. Zaten Merkür onları yönettiği için iyice geriliyorlardı. Bu anlamda biraz daha rahatlayacaklar. Merkür gerilemesini bilenler el kaldırsın dedim. Evet, yorumlara yazabilirsiniz neler yaşıyorsunuz genelde bu dönemlerde diye. Yıllardır anlatıyorum ben. Bu tarihlerde yeni işlere kesinlikle başlamıyoruz. Yeni eşya almıyoruz. Sözleşme imzalamıyoruz. Bu konularda net olalım. Yani yeni derken mesela şimdi 9 Kasım'da Merkür gerilemeye başladı. Siz 12 Kasım'da gittiniz bir beyaz eşya aldınız. Sorun çıkıyor arkadaşlar. Yani evet illaki çıkıyor. O an çıkmasa bile diğer Merkür gerilemesinde oluyor. Çünkü bu gezegenlerin
aktardığı enerjiyle alakalı. Ama eskiden yarım kalmış tüm işlerinizi tamamlayabilirsiniz. O anlamda harika bir dönem. Peki sıra geldi Plüton ve Satürn'e. Plüton 4 Mayıs ve 13 Ekim tarihleri arasında bir retro yapacak. Satürn ise 13 Temmuz 27 Kasım tarihleri arasında bir retro yapacak. Bu tarihlerde sıkışmalar yaşayabiliriz, zorlanmalar yaşayabiliriz. Fakat bu zorlanmaları yaşarken de bu edindiğimiz tecrübeler bize çok büyük kazançlar sağlayabilir. Retro kısmında doğanlar ise ekstra şanslı olur arkadaşlar. Yani bu tarihlerde doğan kişilerin, mesela diyelim ki siz Plüton retrosunda doğdunuz. Plüton retrosu geldi, herkes dökülüyor, sıkıntı yaşarken siz yürü yağ konusunuz. Çünkü retro döneminde doğanlar bu anlamda daha şanslı oluyorlar ve para evlerini kazanıyorlar. Sıra geldi Neptün'e. Neptün Koç'a geçiyor dedik. Bunu zaten söyledik. Koça geçtikten sonra da 4 Temmuz-10 Aralık arasında bir gerileme yaşıyor. Yani bu öyle bir olay ki az önce de anlattığım gibi 2011 yılından beri içinde bulunduğumuz melankoliyi bıçak gibi kesecek. Artık insanlar bir kendine gelecek. Antidepresan kullanımında büyük bir azalma yaşayacak. Diyecek ki ben doğal tedavilere dönüyorum. Doğaya dönüyorum, spora dönüyorum diyecek. Neptün balıklı videosunda zaten dediğim gibi açıklamaya ekliyorum. Koç videosu da yolda. Geliyor. Kanalıma abone olun. Unutmayın. Böylece tüm videolara hakim olursunuz. Peki 2025'in enleri kimlerdi derlerseniz bana. Gezginci, ey gezginci kimdir derseniz. 2025 yılında zirve yapması beklenen burçlar Yay, Yengeç ve Kova diyorum. 2026'da ise bu Aslan ve Koçlara geçiyor olacak. Aşkta en şanslılar ise Ateş Burcu, Koç, Aslan ve Yaylar. En şanslı aylara geldiğimizde ise Şubat, Mart, Mayıs ve Kasım ayları genelde insanlık için daha şanslı gözüken aylar olarak bulunmakta. Tabii ki özel etkiler ve özel gezegen değişimleri harita bazlı bakılmalı. Bunu her zaman bahsediyorum. Peki sıra geldi burçlara. Haydi diyoruz. Koç'la başlıyoruz. Şimdi ben bu sene şöyle yaptım. Her sene bu videoyu yapıyorum sizlere. Bu sene şöyle bir şey yaptım. Her burca bir şarkı armağan etmek istedim 2025 yılı için. Tarkan'ın Her Şey Fani şarkısını sizlere atfediyorum sevgili koçlar. Şimdi efendim koçlar zor da olsa 2024'ü büyük bir kazançla kapatacak. O konuda işleri rahat olsun. Biraz bu aralar zorlanıyorlar. Eylül, Ekim. Hiç beklemedikleri saçma sapan işler onlara geliyor. Kendileriyle alakalı olmayan her konunun içine çekiliyorlar. Ama güzel bir şekilde kapatacaklar. Orada işleri ferah olsun. 2025'in ilk 3 ayı Ocak, Şubat, Mart bir tık daha yorucu olacak. Genelde koç için hep böyle olur. Ama 2011 yılından beri yaşadıkları üzüntüler, kaçan fırsatlar bunların hepsinin bir geri dönüşünü alacaklar. İnanılmaz bir ivme kazanacaklar. Ben bunu koçlara 2 senedir söylüyorum. Böyle adım adım yükseliyorlar koçlar aslında. Yani bir geriye dönüp baksalar bu anlamda çok daha iyiler. Ama asıl ivmeyi 2026 yılı itibariyle yürü yağ kulum olacak. Aşk hayatlarında ise yani yine ilişkileri kendileri yönetiyorlar her zaman olduğu gibi. Fakat eskisi kadar öfkeli değiller. Yani koçlar şu son 2 senedir öfkelerini, kendilerini, iradelerini yönetmeyi çok iyi şekilde başardılar ve bu konuda daha da ilerliyorlar. Neptün'ün balıkta olması onları çok yıprattı. Şimdi koça geçince çok daha rahatlayacaklar. Aile büyüklerinden destekler alabilirler. Maddi, manevi. Ama onlar da bunun altında kalmayacak. Yani mesela işte diyelim ki bir aile büyüğü ona yardımcı oldu, o da ona yardımcı olmaya çalışacak. Sağlık anlamında özellikle büyüklerine yardımcı olacaklar. Çocukları olan koçlar için bir tık zorlayıcı bir yıl. Şimdi bunu söylemekte fayda var. Eğer çocuğunuz varsa, çocuğunuzla çok ilgilenmeniz, vakit geçirmeniz, çok mesai harcamanız gerekebilir bu sene. Çünkü 5. evde çocuklar konusunda biraz zorlanıyorlar. En çok yorulabilecekleri alan ise sağlıkları. Çünkü koçlar son bir senede mental olarak çok değiştirdiler kendilerini. Bunu bir tedaviyle yaptılar, ilaçla yaptılar, başka bir şekilde yaptılar. Ama sağlık anlamında özellikle diz ve ayak bölgesinde ameliyat olma durumları daha açık gözükmekte. Ama genel olarak ben koçlara güzel bir sene görüyorum 2025 için. 2024 de iyiydi, hala o şekilde devam ediyor. 2023'ten itibaren böyle bir tık ferahlama yaşarlar. 2024, 25'te böyle bir tık daha 26'da oh diyecekler böyle. Ben şimdiden bu güzel bilgileri vereyim. Peki sıra geldi boğalara. Çiçeklerimize geldi. Yemeği içmeyi seven boğalara. Boğaların şarkısı bu sene Sezen Aksu'dan Haydi Gel Benimle Ol. Boğalar bu sene artık tüm küslükleri,
İşte dargınlıkları bitiriyor olacaklar etraflarındaki herkes için. Bu senenin kazananlarından bir tanesi. Çünkü 20 yıllık bir döngü bitiyor. Yani 20 yıllık bir döngüyü bitirip yeni bir 20 yıllık döngüye giriyorlar. Para evlerinde yatırım anlamında şanslılar ama güvenmedikleri hiçbir konuyu atlamasınlar. Yani işte ticaret, dükkan açma, ne bileyim işte yatırım yapayım, yok şuraya bir zeytin tarlası yapayım bilmem ne. Yani bunları iyi araştırsınlar. O anlamda onları yanıltabilecek insanlar karşılarına çıkabilir. Miras bekledikleri konular varsa bu anlamda şanslılar. Hiç beklemedikleri yerlerden paralar gelebilir. Bu ailelerinden olabilir, aile büyüklerinden olabilir. İşte bir evleri vardır, kentsel dönüşümdedir, oradan olabilir. Yıllar önce eksik ödenmiş SGK primi vardır. Gerçekten böyle ilginç şeyler karşılarına çıkıyor olacak. Duygusal dünyaları ama biraz sallantıda. Şimdi boğalar eğer şu anda hayatlarında birisi varsa onlara aşırı güveniyor olabilirler. Ya tamam ben aşkı buldum ilerliyorum diye olabilirler. Ama öyle bir durum olmayabilir de. Bu anlamda biraz gözleri açık olsunlar. Aşırı melankolik olma durumları var. Aşırı duygusal olma durumları var. Özellikle Haziran, Temmuz gibi. Biraz daha bu konuda dikkat etmelerini tavsiye ederim. Komşuları değişebilir, arkadaş çevreleri değişebilir, eskiden geri dönmek isteyenler olabilir ve bir anda eski aşklarıyla barışabilirler. Bakın. Şu anda siz birisiylesinizdir. Eski eşiniz ya da sevginizle ayrılmışsınızdır. Pat diye buradan ayrılıp eskiye dönebilirsiniz. Fakat bakın burada karar size. Yani ex'ten next olur mu olmaz mı ben onu yorumlara bırakıyorum size. Ve tabii ki de bu noktada yükselen burcunuzu okumanızı önemli tavsiye ediyorum. Lütfen yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da okuyun. Sıra geldi enerjik ikizlere. Şimdi ikizlerin bu seneki şarkısı Hande Yener'den Ne haber? Yani senden bir haber. İkizler bu sene iş değiştiriyor efendim. Ortam değişiyor. Hiç hesapta yokken dükkan açıyorlar. Hiç hesapta yokken ticarete giriyorlar. Bir yere müdür olabiliyorlar. Kariyerlerini yeniden yapılandırabiliyorlar. İkizler için bu sene kariyerlerinde sil baştan senesi. Para konusunda biraz süreçleri gelgitli ama sonunda düzlüğe çıkacaklar. Yani 2025 ortasından sonra biraz daha rahat edecekler. Yıldırım bir aşk yaşayıp 10 günden nikah masasına oturabilirler. Bakın bu konuda şaka yapmıyorum. İkizlerin haritası gerçekten bu anlamda çok etkili ve heyecanlı geçiyor şu anda. İkizler olanlar varsa yorumlara yazsın. Her an bir yıldırım aşkı yolda. Onu söyleyebiliyorum. Eskilerden dönenlere kesinlikle yüz vermiyorsunuz. Aile konularında ise taraf olmanız ve tartışmaların içerisine girmeniz gerekebilir. Hem işte anne tarafı, baba tarafı bunların içerisine yer alma durumunuz varsa. Çocuklarınız varsa ya da çocuğunuz olacaksa bu konuda çok para harcama durumunuz oluşabilir. İkizlerin psikolojik anlamda tedaviye başlayıp kendilerini yenileyebilecekleri bir dönem. Şimdi bu sene ikizler baştan başlıyorlar her şeye. Bu anlamda çok büyük enerjileri var, çok büyük güçleri var. Ama en önemli, en önemli dikkat etmelerine gereken nokta para ve çocuk evleri. Diğer konularda rahatlar ama bu iki ev biraz böyle akslar sebebiyle yorulabilir. Buna dikkat etsinler. Valla eğer 2025 yılında pat diye bir ayda evlendim diyenler olursa da evlenecek yani evlenenler olursa diyelim yorumlara bekliyorum kendilerini. Yengeçlere gelelim. Şimdi yengeçlerin bu seneki şarkısı bunu da beyaz yapmışım ama ben size okuyacağım merak etmeyin. Mert Demir'den Ateşe Düştüm şarkısı efendim. Çok böyle hani böyle aa diyoruz ya hani o şarkının biz burada yengeçte yaşayacağız bunu. Yengeçler bu yıl hayatlarının aşkıyla tanışacak. Yani gözüken o. Belki yıllardır o kişiyi bekliyorlar. Belki bu son 1-2 senedir ha tanıdım, ha tanıştım. Ay o kişi de değildik deyip böyle yanılgılara düştüler. Ama bu sene ikizler gibi kendileri de çok büyük bir aşk yaşayabilirler. İş konularında ise maalesef süreçler çok sallantıda bu sene. İş yerleri kapanabilir, siz başka bir yere taşınabilirsiniz, iş yerinizin lokasyonu değişebilir. İş biriminiz değişebilir. Çok sevdiğiniz bir müdürünüz vardır değişebilir. İş konuları biraz muallakta. O konuda çok kendinizi üzmeyin diyebilirim. Evden iş yapmaya başlayabilirsiniz. Ailenizle aranızda mesafe koyarak görüşmelerinizi sınırlandırabilirsiniz. Özellikle aile ve iş hayatında böyle biraz nasıl desem artık rest çekme dönemine giriyor gibisiniz. Öyle hissediyorum. Yani mesela hani öyle bir aşık olacaksınız ki işte eşiniz, sevginiz, onun ailesi daha öncelikli hale gelecek. Arkadaş çevrenizde sık sık seyahatlere çıkabilirsiniz. Bu sizleri çok mutlu edecek ve pozitif bir etki sağlayacak. Üreme kanalları ya da bu alanlardan ameliyat olmanız, tedavi görmeniz gerekebilir eğer çocuk yapma gibi bir düşünceniz varsa.
Ailelerinizde ise yaşlılarla ilgili sorumluluk almanız gerekebilir. Yaşlı anneniz, babanız, teyzeniz varsa onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Ya da yaşlı bir bakımı için başka bir şehre gitmek durumunda kalabilirsiniz. Mesela işte sizin çok sevdiğiniz bir halanız vardır. O sizi büyütmüştür. Onunla ilgilenmek için onun yanına gitmeniz ve ilgilenmeniz gerekebilir. Bu anlamda yengeçlerin bu sene şanslı olduğu noktalar aşk olsa da iş ve aile konularında bir tık sürüncemeler oluşabilir. Tabii ki yine yükselenizi ve ay burcunuzu da okuyun efendim. Peki sıra geldi aslanlara. Aslanlara benim şarkım Göksel'den Günün Birinde şarkısı. Aslanlar şu an psikolojik olarak büyük bir çöküş içindeler efendim. 2024'ün son 3 ayında. Zaten 2024 burç yorumlarını izleyebilirsiniz. Fakat 2025 ile birlikte günün birinde dediğiniz kişiler sizin değerinizi anlayacak aslanlar. Size gönül koymuş, sizi kırmış kim varsa sizden gelip özür dileyecek, af dileyecek. Ama tabii siz affeder misiniz? Orası size kalmış. Yani orayı ben size bırakıyorum. Aslanlar kin tutan insanlar değillerdir, iyi niyetlerdir. Ama birilerini de sildiler mi tam silerler yani. Bir daha bir geri dönüşü olmaz. Onu ben biliyorum en azından. Evinizi değiştirebilir, taşınabilirsiniz. Dekorasyon, tadilat olabilir. İşte balkonunuzu uzun zamandır kapattırmak istiyordunuz, yaptırabilirsiniz. Çocuğunuzun odasını genişletebilirsiniz. Para konusunda çalışmayanlar evden iş yapabilir ya da bir aile üyesiyle ortak bir iş yapmaya başlayabilir. Bir dükkan açabilir, bir tekstil işine girebilir. Çocukları ile ilgili sorun yaşayanlar çocuk sahibi olmak için tedaviye başlayabilir, tıpkı yengeçlere dediğim gibi. Ya da bir anda yıllardır beklediğiniz tedavilerin hiç işe yaramadığı bir anda çocuk sahibi olabilirsiniz. Ya da sizin ikiziniz, üçünüz vardır. Pat diye hamile olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Valla ben bunu söyleyeyim. Benden çıksın sonra demeyin. Vay efendim şöyleydi böyleydi diye. Bekarlar için ise güzel bir yıl bence. Kendilerinden büyük, yaşça büyük, statü olarak büyük biriyle bir evlilik yoluna ya da bir birliktelik yoluna girme durumları oluşabilir. Yani aslanlar 2024'te bir tık yıprandı ama 2025 onlar için biraz daha rahat geçecek. Tek sıkıntı işte para ve sizi kıran insanlarla yaşayacağınız ilişkiler. Yani onları nasıl toparlayacaksınız, nasıl ilerleyeceksiniz o biraz böyle şeydi. Ama gerçekten Mart'tan sonra, Nisan'dan sonra çok çok daha böyle güzel bir 2025 var sizin için. Biraz daha kafanızın rahatladığı bir 2025 var diyebilirim. Peki valla yolu yarıladık Başaklara geldik efendim. Başakların şarkısı bu sene Harun Kolçak'tan Gir Kanıma şarkısı. Allah rahmet eylesin kendisine de. Neden bu şarkıyı söylüyorum efendim? Siz mantık insanısınız ama bu sene Başaklarda mantık hak getire. Etrafınızda sizin yani sizin değişiminiz etrafınızı şoka sokacak. Yeni saç stilleri, işte bir anda yeni kıyafetler, yeni tarzlar, siyahtan gri saça geçiş, işte motosiklet alma gibi gibi. Yani Başaklar neden böyle olacak biliyor musunuz? Neptün'ün koça geçmesi bambaşka bir Başak ortaya çıkaracak. Yani şey diyebilirler size, ay sen yıllardır çok sessizdin, şöyleydin, böyleydin. Bir anda Başaklar yeni hobilerle ortama giriş yapacaklar diyebilirim. Müziğe yatkınlıkları varsa o çevreden biriyle tanışabilirler. Bir yola girebilirler. İşte müzikle, sanatla ilgili bir iş yapabilirler. Aileyle ilgili eskiden gelen küslükler varsa bunları düzeltebilirler ve büyüklerden destek görebilirler. Bu anlamda pozitif bir yıl. Çoğunuzun ailesi genişleyecek. İşte nişanlar, düğünler, işte yeni insanlar. İş dünyasında Nisan, Mayıs bir tık zor. Sonrası çok güzel. 2026 ve sonrası yine ekstra ekstra iyi ama Başaklar'da bu sene inanılmaz bir büyüme var. Hem çevreleri büyüyor, hem kendileri büyüyor, hem aileleri büyüyor. Fakat çevrelerinde büyük bir eleme yapacaklar. Mesela böyle çok kalabalık gruplarla gelecekler ama çoğunu öylesine hayatlarında bulunduracaklar. Yine 2024'teki gibi kendilerine bakmaya, yatırım yapmaya, kendilerini eğitmeye, yalnız kalmaya çok çok daha ağırlık verecekler. Ama bizi çok şaşırtacaklar. Yani ülke değiştirip başka noktalara bile gelebilirler Başaklar. Bu sene ilginç bir yıl onlar için. Terazilere geldiğimizde ise ben güzelden anlarım diyor teraziler. Efendim bu sene gerçekten güzelden anlıyorlar. Diplomatik insanlar. Şöyle alalım. Fakat güzelden anlarken de kalbi güzel olanları unutabilirler.
Bu sene teraziler için işler değişiyor. Yani normalde politik davranma konusunda usta olan teraziler bu sefer masaya yumruklarını koyuyor ve hakkını sonuna kadar arıyor. Aynen öyle. Teraziler normalde işte aman kalp kırmayayım, aman işte çok kibar olayım, şöyle olayım, böyle olayım. Bu sene nasıl başaklar mantık insanı iken bir anda coşabilirler. Teraziler de aynı şekilde diyecek ki bir dakika ya bu benim hoşuma gitmiyor. Ben yıllardır susuyorum ama bu konuda tavrımı belli edeceğim diyecekler. Lakin bunu yaptıkları için çevreleri onları çok eleştirebilir yani. Ay işte sen hiç böyle değildin, ne oldu sonra sen çok iyiydin, çok kibar insandın, şöyle böyle deyip onları eski hallerine döndürmeye çalışabilirler, manipüle etmeye çalışabilirler. Orada teraziler gözlerini açık tutsun efendim. Bu sene daha çok yüzeysel ilişkilere odaklanabilirsiniz. Gerçek aşkta pek şey yapmayacaksınız yani böyle hani gelir geçer ilişkiler, tanışmalar falan olacak. Fakat çok özür diliyorum. İnanılmaz bir uyku var bu aralar bende. Arabası olanlar arabalarıyla ilgili sorunlar yaşayabilirler ya da elektronik aletlerde. Evinizde bir anda buzdolabı, çamaşır makinesi zart diye bozulabilir. Hepsi değişmek durumunda kalabilirsiniz. Teknolojik aletler ve yakın çevre konusunda bu sene biraz sınavlarınız var. Taşınma ve seyahat konusunda ama onun dışında genel anlamda güzel. Kendiniz birey olarak topluma kabul ettirebileceğiniz bir yıl. Sıra geldi akreplere. Akrepler bu sene yakıp geçiyorlar efendim. Ajda Pekkan'dan. Dın 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 diye böyle müzikle giriyorum. İş alanında uluslararası programlar, değişim programları ve yurt dışı işleri gündemlerinde olabilir. Oralara gidip gelmeleri gerekebilir. Uluslararası projelerde yer alabilirler. 2025 yılı itibariyle evliliklerinde bazı değişikliğe gidebilirler. Aile terapisti olabilir. Kendilerini değiştirmek isteyebilirler. Bunca yıldır eşlerinin onlara söyledikleri şeyler konusunda farkındalık yaşayabilirler. Çocuk sahibi ise ikinci çocuğu düşünebilirler. Bu yıl spora başlayıp derin bir yenilenme yaşayacak akrepler. Yani akrepler o böyle sürekli başkalarını itip kalkmaktan ziyade diyecekler ki yok artık ben kendime bakıyorum, kendi yolumu çiziyorum diyecekler ve kendi konularına adapte olacaklar. Para konusunda ise bu sene kesinlikle ama kesinlikle boğalar gibi diyorum risk almamaları lazım. Tabii kalmalılar, ellerindeki parayı korumaları gerekiyor. Eğer aksiyona gireceklerse de yine boğalar gibi zararlı çıkma ya da yanılma durumları var. Bu anlamda gerçekten çok dikkatli iş yapmaları lazım. Sizi seven insanlarla biraz ters düşebilirsiniz ama bu ters düşme şöyle olabilir. Böyle tartışarak değil de mesafe koyarak mesela. Hani. Böyle bir şey olur. Sizin hiç hoşunuza gitmez. Onu yazarsınız bir kenara. Akrep yazar. Unutmaz. Koç gibi değildir. Koç unutur hemen. Saf. Akrep yazar. Unutmaz. Ondan sonra o kişiyle böyle merhaba merhaba iyi akşamlar deyip böyle bir kesebilirsiniz görüşmelerinizi. Ama genel anlamda pozitif bir yıl, negatif bir yıl değil. Sadece iş anlamında yorucu bir tempo olabilir. Peki sıra geldi yaylara. Yaylara bu seneki şarkım Nilüfer'den Son Arzum şarkısı efendim. Son arzum nedir diye dönüp de bana sorsalar diyoruz yaylara. Şimdi yaylar gerçekten artık diyorlar ki ben değiştim, geliştim ve bu sene bir tamamlanma yaşıyorlar. Ve dinlenmeye geçiyorlar. Etraflarını öyle bir eleyecekler ki, öyle bir eleyecekler ki insanlar diyecek ki ya bunlara ne oldu? Hayatla kavgaları bitiyor, karmalarını temizliyorlar, iş hayatlarındaki tıkanıklıkların ve belirsizliklerin önü açılıyor. Yaylar şu son birkaç senedir gezegenlerin kümelenmesiyle zorlu zamanlar yaşadılar ama şu anda biraz daha rahat edecekler. Borsa, temettü, fon, ortaklıklar bu sene gündemlerinde çok çok fazla yer alacak. Özellikle ekonomi finans işleri yapıyorlarsa. Evli olanlar ise artık devam edemeyecekleri evliliklerini bitirmeye, evli olmayanlarsa bekarlığa devam edebilirler. Yani böyle evleneyim şey yapayım gibi şeyleri yok. Bu sene kafa dinlemeye, bu sene kendilerine vakit ayırmayı düşünüyor yaylar. Aile büyüklerinden destekler alabilirler. Bu anlamda çok şanslılar. Çocukları varsa ise çocukları için harika bir yıl. Çocuklarının başarılarıyla mutlu olabilirler. Yeni ödüller kazanabilirler bu noktada. Ama daha çok kendi içlerine dönecekleri ve dinlenecekleri bir 2025 onları bekliyor. Peki sıra geldi oğlaklara. Oğlaklara diyoruz ki Kamuran Akkor'dan biz ayrılamayız diyoruz.
Evet, oğlaklar ayrılamazlar efendim. Ayrılamazlar. Oğlaklar son birkaç yıldır gerçekten yoruldular. Ben bunu geçen seneki 2024 videomuzda söyledim. Ki izleyince göreceksiniz. Fakat sevdikleri bu sene onların kıymetini anlayacak. Onlara çok daha başka yaklaşacaklar. Çok daha anlayışlı olacaklar. Tıpkı aslanlardaki gibi. Aşktan dilleri yansa da sevmekten ve sevilmekten vazgeçmeyecekleri bir sene. Gözlerden uzak güzel bir aşk yaşayabilirler. Kimseye bunu paylaşmayabilirler. İş konusunda ise işverenleri onlara farklı tekliflerle gelebilir. Yani mesela işte diyelim ki siz part-time çalışıyordunuz, full-time olabilir. Sizi başka bir ülkeye, başka bir projeye göndermek isteyebilirler. Araba değiştirebilirler, bu anlamda şanslılar. Satabilirler ya da alabilirler. Ulaşım konuları çok hareketli, çok seyahat edecekleri bir sene. Çocuklu olanların ise tıpkı koçlara dediğim gibi bu seneleri biraz zor, yorucu geçebilir. Ekstra destek, ekstra kurs aldırmak durumunda kalabilirler çocuklarına. Yaşlı olan büyüklerden farklı haberler alabilirler. Onlara yardımcı olmaları gerekebilir. Yani mesela siz oğlak burcusunuzdur, yaşlı bir tanıdığınız vardır. Onunla ilgilenmeniz, ona yardımcı olmanız gerekebilir efendim. Ama nispeten çok daha güzel bir yıl, sevdikleriyle bir bütün olacakları bir yıl yaşayacak oğlaklar. Peki kovalara geldiğimizde ise diyoruz ki benimle oynama diyoruz ve Burak Kutlan şarkımızı veriyoruz. Kovalar Plüton'dan ötürü yıpranmış olsalar da bu seneye akıllı bir şekilde başlayacaklar ve etraftaki kişilere tıpkı terazilerin yapacağı gibi bir gözdağı verip ben yıkılmadım ayaktayım mesajını aktaracaklar. Ailelerinin uzun zamandır onların önüne taş koyan biri ya da birileri varsa onların kötü duruma düştüklerini görebilirler ve hatta onlara merhamet edip yardım edebilirler. İş hayatları bu sene durağan gözükmekte. Sevgilileri ya da eşleri varsa ekonomik anlamda onlara çok destek olmaları, çok para harcamaları gerekebilir. Birçok şeyin sorumluluğunu almaları gerekebilir. Sağlık konusunda ise baş bölgeleri, boyun bölgeleri biraz hassas. Zaman zaman dinlenmeye, bu anlamda tedavi görmeye ihtiyaç duyabilirler. Evlerinde ise tıpkı diğer burçlarda dediğim gibi, yengeçlerde dedim, aslanlarda dedim, yeniliklere gidebilir. Dekorasyon konusunda büyük değişiklikler yapabilirler. Ama kovalar için nispeten güzel bir yıl diyebilirim. Ve sıra geldi benim merhametli, iyi niyetli balık burçlarıma. Bu senenin şarkısı Sertab Erener'den Bana Yeni Bir Ben Lazım. Balıklar bu sene yenileniyorlar efendim, başaklar gibi. Balıklar ve başaklar bu sene kopuyorlar zaten. Neptün'ü koça gönderiyorlar, bir nefes alıyorlar, üzerindeki o atıl enerjiyi atıyorlar ve ağırlık azalıyor. Yeni deneyimler, büyüme, gelişme, kendini bir amaca adama, psikolojik anlamda kendini geliştirme konusunda çok başarılılar. Bu sene romantizm anlamında çok şanslılar. İkizlere dediğim gibi aşktan yana şansları çok yüksek. Bulundukları çevreden bazı kişilerle ilişkilerini sonlandırabilir ya da bir çizgi çekebilirler, aralarına bir mesafe koyabilirler. İş hayatlarında ise onlara zorluk yaşatan kişilerin aynı duruma düştüğünü görebilirler. Geldiğini demişim ama mesela işte size bir projede zorluk yaşattı o kişi. Bu sene aynı müdürle o çalışmak zorunda kalabilir ve gelip sizden yardım isteyebilir. Aşkta ise dediğim gibi romantizm yüksek, şanslılar ama yıllardır yaptıkları hataları yapıp çok verici olmasınlar. Çok ve fedakar davranmasınlar. Çok vefalı davranmasınlar. Ve kendilerine yeni bir ben yaratıp önlerine bakmalılar. Yatırım konusunda ise Mayıs sonrasını çok şanslı görüyorum. Evet efendim, 2025 burç yorumlarını anlattım. Lütfen yorumlara sorularınızı yazınız. Abone olup paylaşırsanız çok çok sevinirim. 2024 burç yorumlarını, 2025 yılında evlenmek, estetik yaptırmak için en güzel zamanları, yine astroloji oynatma listemdeki çeşitli videoları izleyebilirsiniz. Yaşınıza göre ne zaman evlenmeniz lazım, profeksiyon yöntemi astrolojide nedir, en uğurlu yılınız nedir gibi farklı videolarım var. Onları da oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına da ekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.